Merhaba arkadaşlar. Bakın kalanşom iki yapraktan çoğaltmış olduğum kalanşom artık çiçek açtı. Burada bir yaprağımız var. Bir yaprağımız da tam karşı kısmında. Gördüğünüz gibi. Bu iki yapraktan kalanşomuz büyüdü. Saksısına sığmadıkça saksılarını da büyüttüm. Bu şekilde yanlardan da fidelerini vererek çoğalarak, bakın arkasından da çoğalması var. Gelişimi güzel olursa çiçeklenmesi de hızlı oluyor. Ve artık çiçeklenmemiz başladı. Bunu nasıl yaptık? Bunun ben videolarını çekmiştim. Tabi kanalımda bakabilirsiniz. Yeni almış olduğumuz kalanşolarımız var. Bu kalanşolarımızı seyreltme yapıyoruz. Büyük yapraklarını kopartıp bunları çoğaltma işleminde kullanıyoruz. Hastalıkları ile ilgili de bakımları ile ilgili videolar çektim. Bunları da ayrıca yine kanalımda bulabilirsiniz. Bu kalanşom benim tomurcukları açmadan kurumuştu. Daha sonra buna güzel bir vitamin desteği yaptık. Güzel bir bakımla çiçeklenmesini sağladık. Bu da kırmızı kalanşomdan çoğaltmış oldu. Çoğaltma işlemini yaptıktan sonra şu şekilde köklerde hemen köklenme yapıyor uç kısımlarında. Ve daha sonra yerine alıştıktan sonra da bunlar yanına yeni fideler vererek de çoğalma yapıyor. Bakın size burada bir de benim süt kaktüsünü göstermek istiyorum. Ben bunu bir arkadaştan aldım. Yaprak vermeyi bırakmış ve küsmüştü. Buna da güzel bir vitaminle bunu tekrardan yapraklandırmayı başardım. Bunu da ayrıca sizin için videosunu çekeceğim. Biraz daha yapraklarının görünür olmasını, daha büyümesini bekliyorum. Ondan sonra yine size o videoyu çekeceğim. Peki bu kalanşoyu ne yaptık? Nasıl bir gelişim süreci geçirdi? Şimdi bir ona bakalım hızlıca. Neler yapmışız? Onları da gördükten sonra sizin de yapraktan çoğaltmış olduğunuz kalanşolar bu şekilde büyüyecek ve çiçeklenme yapacaktır. Evet, dikkatlice dinleyelim arkadaşlar. İlk etapta saksının büyüklüğü küçüklüğü önemli değil. İki yapraktan bu şekilde köklendirdim arkadaşlar. Daha sonra küçük bir saksı aldım köklenme devam ettikten sonra. Hızlı bir şekilde yaprağa gücünü verdi. Saksısı küçük olursa yapraklanması da büyük olur ama köklenme işleminde çok önemli değil. Saksının büyük veya küçük olması, sadece yapraklandıktan sonra saksınızı küçültmeniz gerekiyor. Buna özellikle dikkat edelim. Ekstradan ara ara vitaminler vermeliyiz. Bu vitaminleri artık öğrendik ama tekrar etmek gerekirse ilk önce yaprakların köklenmesi gerekiyor. Bunun için sarımsaklı aspirinli kürümden verdim ve hızlı bir şekilde önce köklenme gerçekleşti. Daha sonra bol yapraklı olması için kalsiyumla destek sağladım. Yapraklarını da güçlendirdikten sonra artık çiçeklenme aşamasına geçmesi gerekiyordu ve çiçeklerinin de hızlı bir şekilde oluşması için potasyum verdim arkadaşlar. Bunların hepsinin bende videoları var. Kanalımda bulabilirsiniz. Bulamazsanız da yine benden sorarsanız linkini size bırakırım, izlersiniz. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde bu hale geldi benim çiçeğim. Ne ortalama ne kadar sürdü? İnanın bir yıl sürmedi. 8 ay gibi bir sürede hızlı bir şekilde bu aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Ve artık çiçekli biliyorsunuz. Bundan sonra arkadaşlar çiçeklenmesinin bitmesini bekleyeceğim. Çiçeklenmesi bittikten sonra saksı toprak değişimi yapacağım. Daha çok yaprakları büyüyeceği için saksısını da biraz daha büyütmem gerekecek. Saksısı büyüdükçe daha güzel hava alacaktır. Eğer kalanşolar daha küçük saksılarda yetiştiriyorsanız mutlaka seyreltme yapmalısınız. Seyreltme yapmazsanız köklerden hava almayacağı için hızlı bir şekilde bitkiniz dipten kuruma yapacaktır. Çünkü çok fazla suyu da seven bitki olmadığı için az sulama yapıyoruz. Çok sulama yaparsanız da kökte çürüme yapar. Bu dengeyi kurmanız gerekiyor. Kalanşolar biraz dikkat isteyen bitkilerdir. Hızlı bir böceklenme oluşur
bombiti olur arkadaşlar. Külleme mantar hastalığına yakalanır. Bunun için size önerim, yeni aldığınız zaman mutlaka çoğaltma yapın. Saksınızın kenarına koyun veya da başka bir çiçeğinizin yanına bırakın. Orada köklenme yapsın ve büyüsün. Çiçekleriniz hastalandığı zaman yeniden elinizde kendi yetiştirdiğiniz çiçeğinizin, kendi çoğalttığınız çiçeğiniz gerçekten daha kıymetli oluyor. Daha bir emek vermiş olduğunuz için. Bir de bu şekilde çoğalttığınız çiçekler güçlü oluyor ve kolay kolay hastalanmıyor. O yüzden her seferinde sizlere söylüyorum, tohumdan çoğaltmanız mümkünse tohumdan çoğaltın. Yapraktan, çelikten çoğaltın. Kendi bitkilerinizi kendiniz çoğaltın arkadaşlar. Hazır çiçeklerde mutlaka köklerinde hormon bezi veya da gübre olduğu için o bitkiler ilk bakışta çok canlı gelebilir, cazip gelebilir ama hızlı bir şekilde de ölebiliyor. O yüzden hızlıca çoğaltma işlemine girerseniz daha sağlıklı ve güzel çiçekleriniz olacaktır. Ve çiçeklerinizi hızlı bir şekilde kaybetmemiş olacaksınız. Ve bazı vitaminler, bazı desteklerle çiçeklerinize ek destek verirseniz gerçekten bitkilerinizdeki farkı da mutlaka göreceksiniz. Bakın çok hızlı bir şekilde çiçeklendi. 2 yapraktan çoğaldı bu. Ve sizler de 2 yaprak, 3 yaprak, 4 yaprak, tek yaprakla dahi çoğaltarak bir sürü yeni çelikler, fideler elde edebilirsiniz. Bakın görüyorsunuz ne kadar çoklar. Bir sürü yanlarından yeni yeni fideler verdi. Bunları da tabii ki çoğaltabilirsiniz. Sadece yapraktan değil, çelikten de çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yeni videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu güzel kırmızı kalanşomuzla bugün size veda ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.